Meclis Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaşan RTÜK kanununa göre artık Türkçe dışındaki dil ve lehçelerde de yayın yapılabilecek. Medya kuruluşlarında toplam yabancı sermaye payı ödenmiş sermayenin %50'sine kadar olabilecek. Yabancı bir gerçek veya tüzel kişi en fazla iki medya kuruluşuna doğrudan ortak olabilecek. RTÜK, yayın ilkelerine aykırı programı 5 keze kadar durdurabilecek. Yayın durdurma kararına karşı Danıştay'da iptal davası açılabilecek. Danıştay bu davalara öncelikli olarak bakacak ve yürütmenin durdurulması talebini 48 saat içinde karara bağlayacak. Yeni RTÜK yasasına göre televizyon frekans ihalesi 2 yıl içinde yapılacak. Yasayla Başbakan'a önemli bir hak da sağlandı. Milli güvenliğin açıkça gerekli kıldığı hallerde veya kamu düzeninin ciddi şekilde bozulmasının kuvvetle muhtemel olduğu durumlarda Başbakan veya görevlendireceği bakan geçici yayın yasağı getirebilecek.